yapabilseydik bu sene onunla beraber 35 festivali olacaktı. Eğer diyorum çünkü biz bu festivalin gerçekleşebilmesi için Afyon olarak çok çaba sarf ettik. Fakat maalesef bugün şehir yöneticilerinden aldığımız ve valilikten aldığımız cevaplar bizi caz festivalini yapmaktan alıkoymaktadır ve Afyon'da 34 festivaldir yapılan, 18 senedir yapılan festivaller sona ermek üzere. Bunun temel nedeni de 35 festivaldir, yaklaşık 18 yıldır yaşadıklarımızı hepimiz biliyoruz. Kimileri siyasi nedenden, kimileri sosyal nedenden, kimileri çıkar ilişkilerinden bunları konuşmaktan hep sakındılar. Benim herhangi bir sakındığım bir şey yok. Allah'tan başka. İkincisi de benim şimdiye kadar 35 festivaldir zorlanmamın ve tek bu festivalleri yapamamamın tek sebebi bu festivallere çok büyük paralar teklif edildi. 34 festivaldir. Ama bu paraların yönetimi maalesef birilerinin elinde olunması istendi. Bunun adına da kurumsallaşma denildi. Oysa ki kurumsallaşma İtibar sahibi olmak. Alimler şehri Bert'te başlayıp Arifler şehri Konya'ya uzanan bir hikaye. 13. yüzyılda 300 kadar alimin bulunduğu Bert şehrinde Bahaeddin Veled'e alimlerin sultanı diyorlardı. Geleceğin Mevlana'sı. Celaleddin alimlerin sultanının yani Bahaddin Veled'in oğluydu. Celaleddin'i çocukluğunda babasının arkasında yürürken gören Muhittin Farabi şöyle demişti. Ne acayip bir şey görüyorum. Güneş ayın arkasından gidiyor. Fethetti nice gönüller. Rozi mahşeydeki kullar, bülbül sedasında diller, günümüzde Mevlana'yı, ezgini geldik gideriz, hakka borcumuz öderiz, hatırdadır, yad ederiz, dilimizde Mevlana'yı.